Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun çok değerli dostlar. Bugün En'am suresine başlıyoruz inşallah. Cümleten hoş geldiniz. Kur'an Ufku kitabımızın birinci cildinin 380. sayfasındayız. 127. Kur'an sayfasındayız. 149. sayfaya kadar En'am suresi devam edecek. Bugün de birinci ayetinden 8. ayetine kadar işleyeceğiz inşallah. En'am suresi 165 ayetten oluşuyor değerli arkadaşlar. Malum Kur'an'ın Musaf'ta 6. sure, iniş sırasına göre 55. sure olduğu ifade ediliyor. Birkaç ayetin dışında tamamına yakınının Mekke'de indiği rivayet edilmiş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'alez zulümâti ven nûr. Buraya kadar mana yapalım ilk önce. Elhamdülillahi, hamd yani şükür ve övgü, takdir. Lillahillezî halakas semâvâti vel ardı. Gökleri ve yeri yaratan Allah'a aittir. Allah'a mahsustur, Allah içindir. Ve ceale zulümâti ve nur. Zulmet, çoğulu zulümât gelir. Karanlıklar manasında. Nur, ışık, aydınlık manasında. O zaman hamd yani şükür ve övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı, ışığı var eden Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'a mahsustur denilir. Çünkü zaten her şeyi yaratan O'dur. Evet, burada arkadaşlar arkasından gelen sümmellezine keferu bi rabbihim ya'dilun. Sonra hani durum buyken gökleri, yeri, karanlığı, aydınlığı, yani ne demek? Güneşi de, ayı da, karanlıkları da, aydınlıkları da, ne varsa göklerde her şeyi yaratan O iken sümmellezine keferu bi rabbihim ya'dilun. Yani bunu buna rağmen inkar eden kimseler Rablerine denk tutuyorlar. Eşit tutuyorlar. Kimleri? İşte Arap müşriklerini düşünün Kur'an'ın indiği zaman. Hübel, işte Lat, Uzza. Halbuki başka ayetlerde görüyoruz. Yani gökleri yeri yaratan kimdir desen onlara, sana Allah diyecekler diyor. Şimdi burada çok enteresan. Hem Allah diyorlar gökleri yeri yaratan, hem de gidip başka putlardan yardım istiyorlar. Onlar adına kurban kesiyorlar. Bütün hani ne kadar istekleri varsa onlardan istemeye çalışıyor. Yani bu akılsızlığın bir örneği, düşüncesizliğin bir örneğini teşkil ediyor. Çünkü hepsini yaratan kimse benim dua edeceğim kaynağın da o olması gerekmez mi? Yani mantık bunu söylüyor. Hani ayet diyor gökler, ay, hani güneşin yaratıcısı, gündüzü geceyi meydana getiren Allah. Bunu kabul ediyorsun sen, hani göklerin yerin hepsinin yaratıcısı Allah olduğunu. Ama nasıl olur da yani bu böyle bir akılsızlık olur mu diyor. Sonra da kalkıp başkalarını Allah'a denk tutup ondan istiyorsun. Nasıl başkalarını ona denk tutarsın, ona şirk koşarsın buyuruyor. İrabına bakalım arkadaşlar. Elhamdü, hani elle başlaması bir isim olduğunu gösteriyor ve dolayısıyla müpteda, müptedanın harekesi de merfu yani ötreli. Lillahi haber, yani bir şüphü cümle harfi cer ve mecrundan oluşuyor. Arkadan gelen ismi mevsul, bir ismin arkasından geldiği zaman o ismi açıklayacak manasında onun sıfatı olmuş oluyor. İsmi mevsul tabii ki arkadan gelen isim mevsulden sonra gelene sıla denilir. Sıla mutlaka bir cümle oluyordu. İsim cümlesi, fiil cümlesi ya da şüphi cümle. Burada da halaka bir mazi fiil ve mazi fiil cümlesi sılayı oluşturdu. Halaka semavati, semanın çoğulu semavat, gökler. Halakanın mefulü.
Tabi Cem Müennes Salim isim Ati diye bitenler Cem Müennes Salim isimlerin mansup hali böyle kesra ile geliyor. Vav atıf harfi el arda da semavatiye matuf. Ama onun harekesi esre diyeceksiniz. Hayır, bu mef'ule matuf. Tabi Cem Müennes Salim olunca burası esreli olur. Harekesini harekeyle alır yani irabı mansup hali böyle kesrayla olur. Ama mef'ule matuf olduğu için burası da el arda harekesini bu şekilde üstün, mef'ulün harekesi üstün, ona matuf olduğu için, mef'ule matuf olduğu için üstün olmuş olur. Vav atıf harfi ceale mazifil el zulümatin derken cealenin mef'ulü yine zulmeten tekil olsaydı ceale zulmete diye kapalı te. Onun çoğulu da ati diye geldi. Mef'ul olduğu için yine kesrayla mansup oldu Cem Müennes Salim isim. Vav atıf harfi en nura gene zulümatiye matuf olduğu için, mef'ule matuf olduğu için harekesi böyle gördüğümüz gibi mansup oldu. Sümme atıf harfi yeni bir cümle burası. Ellezine ismi mevsul, ismi mevsul adı üstünde isim cinsinden dolayısıyla da mebni kelimelerdendir ismi mevsuller. Mübtedadır. Mübteda olduğu için de mahallen merfudur. Arkadan gelen sıla olmuş olur ve mazi fiil cümlesi olarak geldi. Bir Rabbihim bir harfi cer. Rabbi mecrur isim aynı zamanda muzafhim. Muzafın ileyh olarak geldi. Mahallen mecrur tabi zamir olduğu için. Ya dilune de arkadaşlar ellezine müptedasının haberi bir muzari fiil olarak geldi. Adele ya dilu buradan da görün denk eşit tuttu manasında. Nasıl Allah'a denk tutarsınız, nasıl eşit tutarsınız, onunla beraber ilah olarak elleriyle yaptığınız putlara taparsınız. İşte bugün de hala bitmedi putçuluk. Kaç tane tanrı var Hindistan'da, ayrı ayrı tanrılar, işte yer tanrısı, gök tanrısı, bunlar hep bilinen şeyler arkadaşlar. Halbuki gökleri de yeri de Allah yaratmıştır buyuruyor Rabbimiz. Evet, huvellezî halakaküm min tînin. O sizi bir çamurdan yaratandır. Sümme kadâ ecelen. Sonra bir ecel, bir süre takdir edendir. Kadâ takdir etti, hükmetti manasına gelir. Şuradan görebilirsiniz. Nakıs fiil yani sonu illetti fiil, takdir etti, hükmetti, emretti manasında. Yani her birimizin yaratanının Allah olduğunu ve her birimize ne kadar yaşayacağını, ömrünün süresini takdir edenin Allah olduğunu anlatmış oluyor. İnsanların hani bu şekilde bakın bilgileri bizim ömrümüzün süresini buradan anlamış oluyoruz. Takdir eden Allah olmuş oluyor. Başlangıcı hani bu çamurdan yaratılışı, insanın başlangıcı, insanlık hani balçık çamurdan ki beş küsur yerde insanın insanın ama çamurdan yaratıldığı ifade edilmiş oluyor. Ve ecelün müsemmen isimlendirilmiş ecel endehu onun katındadır. Sümme entüm temterûn. Sonra sizler şüpheye kapılıyorsunuz. İmtera yemteri burası. Yemteri o şüphe ediyor. Temteri sen şüphe ediyorsun. Temteri, temteri yani temterune. Sizler şüphe ediyorsunuz, şüpheye kapılıyorsunuz. Yani gökleri ve yeri yarattığını Allah diyorsunuz. Karanlığı, aydınlığı yani güneşi de, ayı da yarattığını Allah diyorsunuz. Ondan sonra da başkalarını Allah'a denk tutuyorsunuz. Halbuki bakın sizi çamurdan, balçıktan yaratıyor. Sonra da hani ruh üflüyor. Başka ayetlerde daha büyük, geniş, farklı açıklamalar geliyor. Burada da ecele bir süre takdir ediyor. Yani biz ölümlü insanlarız. Hepimizin sonu var arkadaşlar. İmtihan için gönderilmiş varlıklarız. Onu tanıyıp tanıyamayacağımız, saygı duyup kulluk edip etmeyeceğim, ne kadar kulluk ettiğimize göre mükafat ya da bakın inanıp inanmayacağımız imtihandayız yani.
Burada da isimlendirilmiş ecel geçti. İsimlendirilmiş ecel de hani hepimizin Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman hesabımızı vermek üzere ahiret günü. O da müsemma. Yani onun da süresi belli. Dünyanın da evrenin de süresi belli. Ecelün müsemmen isimlendirilmiş. Burada hangi şey var? Semmayü semmi. Hemen sözlükten gösterelim. Semmayü semmi. Arkadaşlar bakın şurada. Semma yüsemmi, şimdi arttırılmış fiillerin ismi failler, hani müsemmi olursa ismi fail, müsemma olursa, sondan bir önceki üstün olursa ismi meful oluyor. Muayyen, belirli, isimlendirilmiş manasında. Ecelün müsemmen, bakın mübteda nekre olarak geldi. Yani bize belirsiz bu isimlendirilmiş ecel Allah katında ama isimlendirilmiş. Bizim için şey, isimlendirilmiş bir ecel. İndahu, onun katındadır. Yani ahiret günü, kıyamet günü onun huzurunda toplanacağımız gün da indahu onun katında belli. İndahu, şimdi burası mübteda, müsemmen onun sıfatı. Sıfatı ama aynı harekeyi almamış. Neden? Maksur isimler böyle nekre olduğu zaman biliyorsunuz hüden hani vardı ya elif lam mim derken zalikel kitab la raybe fi hüden lil muttakin. Yani orada da haber olduğu zaman ister merfu durumu, mansup, mecrur hepsinde aynı şekilde olur. Maksur yani sonu böyle y şeklinde yazılan elifle geldiği zaman mebniydi. Böyle hep böyle üstün tenvinde olarak gelir nekra halleri. Ecelün müsemmen isimlenmiş eder derken de öyle. Ha, böyle durumlarda ne denilir? Takdir edilen dammeyle merfu. Niye? Çünkü dammeli bir isme sıfat oluyor. O yüzden o da onun sıfatı ya, biz ötreyi de koyamıyoruz ya. Onun için takdir edilen deniliyor böyle isimlerde arkadaşlar. Hani sonu harekelenmiyor son harfin. Takdir edilen, işte elif üzerine takdir edilen dammeyle merfu deniliyor. Evet. İndehu da haber. Haber bir şipi cümle. Çünkü zarf inde ve muzaf. Hu da muzafun leh. Buradaki mahallen mecrur deniliyor. Zamir mebni olduğu için sümme atıf harfi. Entüm yine isim cinsinden munfasıl zamir geldiği için isimle başladığı için bu ilk isme mübteda diyoruz. Mahallen merfu diyoruz. Mübteda merfu olduğu için temterunda haber bir muzari fiil cümlesi. O da mahallen merfu, haber merfu olduğu için ama fiil cümlesi hani neyse o oluyor. Evet, imtera yemteri dedik. Sizler şüpheye kapılıyorsunuz. Yani bütün bunları görüyorsunuz. Yaratanın Allah olduğunu biliyorsunuz. Buna rağmen sizin şüpheye düşmeniz, başkalarını Allah'a denk tutmaya kalkışmanız manasız, anlamsız. Bu bir irade eksikliği, kafasızlık, akılsızlık. Gene böyle akılsız, kafasız demiyor da Rabbimiz. Yani nasıl olur da göklerin, yerin, karanlığın, aydınlığın yaratırsa Allah'ı tanıyorsunuz da nasıl olur da ona ortak koşuyorsunuz başkalarını diye söylüyor. Evet. Ve huvallahu fissemavati ve fil ardı. Ve huvallahu ve o Allah'tır fissemavati vel ardı. Göklerde ve yerde olan Allah'tır. Yani o Allah gök hem göklerde hem de yerdedir. Yani göklerde de Allah'tır. Yerde de Allah'tır. Yerde ayrı, gökte ayrı ilah yoktur. Hepsini yaratan. Çünkü zaten hepsi birbirine bağımlı. Dikkat ederseniz güneş var ki biz ve et içinde yaratılanlar var. Karanlık ona keza hepsi aydınlanmış asırlardır. Bu evren devam ediyor. Biraz düşünseler insanlar bu mucizeleri görecekler. Ama diyor başka ayetlerde yanından geçip giderler de mucizelerin görmezler diyor. Şu ellerimize baksak, yüzümüze baksak ne kadar böyle hepsi uyumlu, düzenli. Durup dururken nasıl tesadüf olur? Bir insan nasıl ateist olur? Ben inanamıyorum. Yani bu bir düşünce tembelliğinden başka bir şey değil. Hiç mi bakmaz insan kendine, etrafına, yaratılanlara. Evet, burada ve huvallahu fissemavadi ve fil arde derken vav yeni bir cümleye başlama harfi, hüve
Tabi zamir olduğu için munfasıl, yani ayrı zamir ve mübteda mahallen merfu diyoruz. Allahu haber, haber olduğu için merfu. Fis semavati derken fi harfi cer, es semavati mecrur isim. Ve fil ard derken vav atıf harfi fi harfi cer, el ard da mecrur isim. Ya'lemu sirraküm ve cehraküm. Ya'lemu yine muzari fiil, sirraküm. Buradaki sırra derken mansup olduğu, meful olduğu için mansup. Neyi sorsun cevabı? Mefulü verir. Meful nergiste fethalıdır, böyle mansuptur. Yanına zamir alan isim muzaf muzafun leh olmuş olur. Sırra muzaf, küm muzafun leh. Dolayısıyla da küm de muzafun leh ama mahallen mecrur zamir olduğu için, zamirler mebni olduğu için. Vav atıf harfi cehra küm. Cehra sırraya matuf. Onun için böyle harekesi üstün oldu. Yine muzaf muzafun leh zamir aldığı için. Yani hem göklerde hem yerdedir. Yerde olan Allah'tır. Yani hiçbir şey ondan gizli kalmaz. Gizlinizi de aşikarınızı da ister açığa vurun, ister vurmayın. Zihninde, beyninde, düşüncelerinde her ne varsa onu bilir diyor. Yani biz bunları hiç hesaba katmadan yaşıyoruz sanki arkadaşlar. Yani Allah hani diyordu ya başka ayetlerde, üç sen dördüncüsü o, dört sen beşincisi o, azı da çoğu da aynı şey. Bu bilinç olmadan yaşıyoruz. Hep Allah'la beraberiz aslında. Ve ya'lemu ma teksibun. Ve ya'lemu bilir ma teksibun. Kesebe yeksi bu kazandı demek. Kazandığınız şeyleri, kazanmakta olduğunuz şeyleri de bilir. Yani hayır ve şer, her ne işliyorsan, her ne yapıyorsan onları da bilir. Yani bu ne demek? Ona göre de bilerek karşılığını da verir. Ona göre karşılık alacaksın demek. Evet, her şeyin bileni, karşılığını vereni o. Yani gökler, yer, en geniş kapsamlı varlığın içine, bakın hemen bir cümlede söyledi. Her yerde hazır ve nazır. Yani sözünü, eylemini, ne yaptığını biliyor. Yani mükafatını da verecektir. Ona göre iyilik yaparsan, kötülük yaparsan onun da karşılığını alacaksın diyor. Ve ma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ve ma te'tihim. Şimdi burada ye olmasaydı şart harfi, her ne gelse derdik arkadaşlar. Ama illa da var. Nefi harfi olması daha uygun. Aslında hani her ne gelse Rablerinin ayetlerinden, herhangi bir ayet onlara gelse ancak ondan yüz çevirirlerdi. Hani aslında mana tabi bu, ama burada y var, düşürmemiş. Onun için nefi harfi dememiz uygun. Ma'sı olumsuzluk harfi. Te'tihim. Her ne onlara gelse. Etayeti buradaki. Tabi fail burada ayetin olduğu için ye'ti değil de te'ti olarak geldi. Ma te'tihim min ayetin. Yani herhangi bir ayet onlara gelmez ki min ayati rabbihim, ayet Rablerinin ayetlerinden, illa ancak kânu anha muridin, ondan ancak yüz çevirirlerdi. Yüz çevirme burada murid, avrada yuridu, hani yu'yu atınca, mu koyunca arttırmış fiillerin ismi failleri mu ile geliyordu. Murid, murid tabi anla, an harfi celle kullanılıyor, yani bu tarafla bağlantılı. Evet, ma te'tihimi söyledik arkadaşlar. Yani herhangi bir, her ne ayet gelse, onlara Rablerinden herhangi bir ayet gelmezdi ki illa ondan yüz çevirirlerdi. Yani bir haber, bir ayet gelir gelmez hemen ondan yüz çeviriyorlar. Umursamıyorlar Allah'ın ayetlerini. Ondan yüz çevirirlerdi. Evet, neredeyiz arkadaşlar? Min zayid harfice ayetin fail demiştik. Tabi minden sonra geldiği için lafzan mecrur, mahallen marfu. Bu ma'nın yanında min olduğu zaman hani buna zayid deniliyor. Yani aslında bu açıklama için gelmiş oluyor. Lafzan mecrur, mahallen marfu deniliyor. Çünkü ne gelmezdi? Ayet gelmezdi. Onun için burası fail. Min ayati rabbihim, min harficer. Ayati, ayetinin çoğulu harficerden sonra geldiği için böyle
Cem Mühennes Salim ismin mecrur hali kesreyle geldi. Muzaf aynı zamanda Rabbi Muzaf'ın leh mecrur. Aynı zamanda Muzaf him kısmı Muzaf'ın ileyh mahallen mecrur. İlla istisna harfi kasredatı veya hasredatı da diyebiliriz. Kânû anha muridîn. Kânû derken mazi fiil. Buradaki vavda kânenin ismi mahallen merfu anha şip hücumlu car mecrur. Murid derken de kendinin haberi mansup ya. Cem-i Müzekker Salim ismin mansup hali böyle bu şekilde ya ile geldi. İlla ondan yüz çevirirlerdi. Evet. Fakat kezzebu bil hakkı. Yalanlamışlardı. Hakkı kezzebu bile böyle kullanılabiliyor. Hakkı yalanladılar. Lemma ca'ehum. Onlara geldiği zaman gerçeği yalanladılar. Lemma ne yapıyor? Bir fiil, mazi fiil önüne geldiği zaman nokta nokta dığı zaman manasına geliyor. Lemma ca'ehum. Onlara geldiği zaman hakkı yalanlamışlardı. Niye mışlardı? Kat mazi fiilin önünde mişli geçmiş zaman manası verir. Tahkik edatı yani ki tehkit için hani geliyor. F burada atıf harfi, başlama harfi diyen de olmuş. Kat kezze bu. Kezzebe yükezzebe tefil babından. Buradaki vav faili. Bil hakkı car mecrur. Lemma zaman zarfı. Cezbetmeye şart edatı da denilir. Ca'e mazi fiilin önüne gelince böyle dığı zaman manasında. Arkadan gelen de fiilu şart olmuş oluyor. O da bir mazi fiil. Hüm de ca'enin mef'ul arkadaşlar. Tabi zamir olunca mahallen mansup diyoruz. Bütün zamirler mahallen irap alıyorlar. Fesefe ye'tihim. Sefe biliyorsunuz gelecek zaman harfi. Fesat harfi. Eta ye'ti gelmek. Tabi bu ecek acak manasını katılıyor. Fesefe ye'tihim onlara gelecek diyor. Ye'ti eta ye'ti muzari fiil. Him de mef'ulü. Onlara gelecektir. Enba'u ma kânû bihi yestehzi'ûn. İstehze'e yestehzi'ûn. İstihza'en istifal babından. Kendisiyle diyor, kendisiyle alay etmekte oldukları şeyin haberleri, nebenin çoğulu bu. Nebenin çoğulu enba haberleri onlara gelecektir. Şimdi onlara gelecektir derken, arkadaşlar Allah'ın hani kafir ve müşrikler için gönderdiği bu ayetleri reddediyorlar. Neler onlara hani gelecek? Alay ettikleri şeylerin haberleri dedi. Yani bunlar neyle alay ediyorlar? Kıyameti, işte yeniden dirilmeyi, ahiret azabını alay ediyorlar. Onların haberleri onların başına gelecek aslında hani azap olar. Veyahut da İslam'ın gelişini, yayılmasına aslında şahit olacaklar. O alay ettikleri şey başlarına gelecek. Kur'an'ın verdiği haberler böyle bu şekilde. Evet, şimdi buranın irabını yapmadık. Bu gelecek zaman harfi dedik. Etaye eti muzari bunu da söyledik. Ha, enba'u. Ye'tihim enba'u haberler derken burası fail olduğu için merfu. Aynı zamanda muzaf. Ma muzafun ley ismi mevsul cer mahallinde. Hani şeylerin haberi ya da şeyin haberleri. Kânû oldukları bihi yestehzi'ûn alay etmekte. Kendisiyle alay etmekte oldukları şeyin haberleri. Evet. Muzafun ley ismi mevsul. Burası mahallen mecrur. İsmi mevsuldan sonra gelen sıla. Sıla bir mazi fiil cümlesi. Kâni nasih fiillerden. Vav kâninin ismi bihi car mecrur yestehzi'unda kendinin haberi. Kendinin haberi mansup olur. Burada da muzari fiil cümlesi mahallen mansup diyoruz arkadaşlar. Evet. Elem yarav kem ehlekna min kablihim min karnin mekkennahum fil ardı ma lem nümekkin leküm. Buraya kadar yapalım. Elem yarav kem ehlekna min kablihim. Elem yarav görmediler mi? Kem ehlekna min kablihim onlardan önce nice min karnin nesillerden hani nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Mekkennahum
Min karnen mekkennahum fil ardı. Yeryüzünde imkan verdiğimiz, güç verdiğimiz nice nesilleri kendilerinden önce, onlardan önce helak ettiğimizi görmediler mi? Malem nümekkin leküm. Size o imkanı vermedik. Yani size vermediğimiz imkanları Mekke'ne yümekkinum. İmkan vermek. Bir dakika görelim buradan arkadaşlar. Mekke'ne yümekkinum. Evet. Bakın tefil babından Mekke'ne yümekkinum. İmkan verdi, yerleştirdi, sağlamlaştırdı manasında. Şimdi dikkat, bak mekkennahum fil ardı, yeryüzünde onlardan önce kendilerine imkan verdiğimiz nice, hani size vermediğimiz imkanları verdiğimiz nice nesillere helak ettiğimizi görmediler mi? Bakmıyorlar mı? Tarihi araştırmıyorlar mı? Neden helak olduklarını ilgisiz kalıyorlar. Tarihi eser diyor, geziyor mesela. Ama ya bunlar helak olmuş. Neden helak olmuş? Sebepleri ne? Sonuç neden bu şekilde bu hale gelmiş? Hiç onlar düşünülmüyor yani. Pek fazla tabii ki düşünen var da. Evet, buraya kadar bir yapalım. Elem yarav, e'si soru harfi. Lem yarav, ra'a yara buradaki. Yara yara yani yaravne, ama lem ne yapar? Nunu düşürür değil mi? Cahtı mutlak, görmediler mi? Yani malum bu da dikkat çekmek için bir tabir gibi söylenilir. Lem burada nefi ve cezim harfi, yani olumsuzluk harfi. Bu da nunun düşmesiyle meczum muzari. Kem arkadaşlar, kemi haberiye, minle beraber kullanınca kemi haberiye deniliyor. Yani soru harfi değil, nice manasını veriyor eğer cümlede min varsa. Tabii ehlekne, kem ehlekne, hani nice nesilleri helak ettiğimizi ehlekne. Onun için bu ehlekna'nın öne geçmiş mef'ulü. Hani isim ya kemi haberiye. Ehlekna mazi fiil, faili burada na olmuş oldu. Ehleke fiili. Ehleke, yuhlike ifal babından. Min kablihim de min harfi cer. Kablihim derken kabli mecrur isim muzaf, him muzafın ile min karnin, min karnin. Ha bak şimdi kemin temyize. Yani neyi, nice nesilleri diyor ya, kemden kasıt nedir, ne bakımdan helak etti, kimleri, hani neyi, min karnin nesillerden nicesini, yani nice nesilleri helak ettiğimizi. Buradaki min harfi cer, karnen mecrur isim. Nekre kelimeden sonra, tenvinli yani kelimeden sonra gelen cümle o kelimenin sıfatıdır. Dolayısıyla karnen zamanında mevsuf. Buradaki mekkennahum'u karne bağlayacağız. Min karnen mekkennahum fil ardı. Yeryüzünde imkan verdiğimiz nice nesilleri. Kendilerine imkan verdiğimiz nesillerden nicelerinde uyuyor Türkçe'ye göre nesillerden. Görmediler mi? Malem nümekkin leküm, size vermedik o imkanı. Yani size vermediğimiz imkanları kendilerine verdiğimiz, yeryüzünde kendilerine verdiğimiz nice nesilleri onlardan önce helak ettiğimizi görmediler mi? Yani çok gelişmiş toplumlar da gelip geçtiğini haber veriyor. Burada Rabbimiz, yani önceki toplumları bunun sebeplerini inceleyin, sonuçlarını burada anlatıyor. Böyle bu tarihi delilleri görmezden gelmeyi, dikkate almamamızı kınıyor yani Rabbimiz. Önceki toplumların durumları inceleyip ibret almamızı istiyor. Yani ona göre biz de hareket tarzımızı, bakın araştırma, umursama pek Müslümanlarda da, hani böyle pek ya burası ne, tarihe neden helak olmuş, niye aynı günahı ben işlemeyeyim, aynı duruma ben düşmeyeyim dememiz lazım. Yani bakın burada neden bahsetti Rabbimiz? Nice imkanları vermiş ama umursamıyorlar. Bak dünyevi nimetlerle onları doğatmış, refah içinde yaşatmış, bol imkan vermiş. Ama ne için veriyor? Kulluk etmeleri, şükretmeleri için. Ama onlar Allah'ın rızasına uygun kullanmıyorlar bu nimetleri. Zevk ve israf daha ziyade ön plana geçiyor. Allah'ı ikinci plana bırakıyorlar. Halbuki hem o imkanlardan faydalansa, hem de şükür etse, hem de
kulluk etse, yani Allah demiyor ki o nimetlerden faydalanma, sadece vereni bil, teşekkür et, onun haramlarından sakın manasında. Yani evet, tövbeden yüz çeviren, yalanlayan, alay eden bir nesil, lüzumsuz insanları böyle Cenab-ı Hak görüyorsunuz helak ediyor. Sabrediyor. Artık böyle topluma yaygın, böyle bütün toplumun katmanlarına artık iyice yayılınca sapıklık ve inkar onların helakıyla sonuçlandırdığını Kur'an-ı Kerim bakın söylüyor. Ve erselne sema aleyhim midrara. Ve erselna gönderdik essema esemayı aleyhim onlara midraren bol yağmurlu olarak gönderdik. Yani yağmurun olduğu yer hani bereket, bolluk, nimetlerin, yeşilliklerin bol bol olması manasında, bereketin olması manasında onlara göndermiştik diyor. Bakın daha devam ediyor. Ve cealnel enhara nehirler diyor var ettik, yarattık. Tecri min tahtihim altlarından akan ırmaklar var ettik, yarattık. Yani yakınlarından böyle hani nehirler akıyordu. Yani hem yağmur yağıyordu, kuraklık yoktu. Hem de böyle yakınlarında hep nehirler, ırmaklar olan beldeler var ettik. Fe ehleknahum bi zunubim. Ama akabinde de işte böyle Allah'ı tanımadıkları için inkara, şirke, aşırıya kaçtıkları için fe ehleknahum bi zunubihim. Bakın günahları sebebiyle onları helak ettik. Demek ki günah sebep oluyor, helak sonuç oluyor arkadaşlar. Evet, ehleknahum bi zunubihim. Zemp çoğulu zunub. Günahları sebebiyle onları helak ettik. Ve enşe'na inşa ettik. Enşe'e yunşi'u inşa ettik. Min ba'dihim onlardan sonra karnan aharin başka bir nesil onlardan sonra inşa ettik. Yani o insanları yeryüzünden kaldırıyor. Başka bir nesil inşa ettik. Yani Allah bakın sonra gelen neslin de öncekilerden ibret almasını, neden helaka uğradıklarının, nasıl bir yaşam sürdüklerinin ve bu günahların neler olduğunun araştırılmasını istiyor Rabbimiz. Evet, İrab'da nerede kaldık? Ve erselna ersele yürsülü irsalen ifal babından nasıl faili essema meful olduğu için mansup aleyhim car mecur midrar hal burada, yani bol yağmurlu olarak göğü onlara gönderdik. Yani bol bol o kısımda yağmuru nasıl gönderdik, nasıl sorusunun cevabı hali verir. Hal böyle tek isim geldiği zaman üstün terminli olarak gelir. Ve cealnel enhara. Vav atıf harfi cealna mazifi nasıf haile el enhara. Cealna'nın meful olduğu için mansup yani üstünlü. Şimdi ceale biliyorsunuz iki meful alan fiillerden. El enhara birinci mefulu. İkinci mefulu bakın bir muzari fiil cümlesi arkadaşlar. Tecri min tahtihim tecri cera yecri cera yecri yani nehirler çoğuluyor onun için yecri değil tecri gelmiş tek bir müennes hükmünde hani akılsız çoğul tek bir müennes hükmünde min tahtihim derken min harfi cer tahti mecrur isim muzaf him muzafun leh mahallen mecrur muttasıl zamir burası muzafun leh fe ehleknahum fe'si atıf harfi yani cümle devam ediyor. Ehlekna derken ifal babından ehleke yuhleku mazifil nası faili hüm de mefulü bi zunubihim günahlarıyla yani bu bi harfi ceri bazen sebep bildirir. Bi günahları sebebiyle günahları yüzünden yani bi ise harfi cer zunubi meczur isim muzafhim muzafın bak ismi birleşen zamir böyle muzafın leh oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar söyleye söyleye bunlar kafaya yerleşiyor. Vav atıf harfi enşe'na derken enşe'e yunşi'u inşa'en ifal babından hani neşe'ye bunun kökü ifal babına girmiş. Yani nası
faili enşe'na inşa ettik. Min badihim min harfi cer, badi mecrur isim muzaf, him muzafun iley muttasıl zamir, muzafun leh olduğu için cer mahallinde. Karnen mef'ulü, neyi inşa ettik? Yine başka bir nesil inşa ettik. Karnen mef'ul olduğu için mansup, aharin karnenin sıfatı. Yani nesil çoğul ya, onun için aharine. Cem-i Müzekker Salim isim olarak onun sıfatı geldi. Cem-i Müzekker Salim'in mansup hali buna sıfat olduğu için mansup hali böyle ya ile geldi. Evet, onlardan sonra başka bir nesil inşa ettik buyurdu Rabbimiz. Evet, günah işleme, görüyorsunuz arkadaşlar, bir milletin çöküşü. Sadece maddiyattan, maddi imkansızlıklardan olmuyor. Yani çöküş sebebi inkar, şirk, şüphe, hakikatten yüz çevirme, alay etme dinle, Allah'la. Bak, mikrop gibi tahrip ediyor. Böyle toplumsal, toplumda giderek yayılınca işte sonuç helak oluyor arkadaşlar. Evet, maalesef. Evet, velev 7. ayetteyiz. Velev nezzelna aleyke kitaben fi kırtasin felemesuhu bi eydihim leqalellezine keferu in hâza illa sihrun mübin. Velev enzelna, velev nezzelna. Nezzele, yünezzile, tenzele, hani tefil babından. Fiil artı fail burası. Bu levde cezmetmeyen şart harfi. Arkadan gelen ne oluyor? Fiilü şart oluyor. Lev nezzelna fiilü şart, yani mazi fiil burada. Eğer indirseydik aleyke sana kitaben bir kitap. Neyi indirseydik? Bir kitap indirseydik. Mef'ul olduğu için mansup. Fi kırtasin. Harfi cer, mecrur isim, yani şipi cümle burada. Nekrekemi'den sonra gelmiş, onun sıfatı oldu. Yani kağıtlar halinde kırtas, hani biz de kırtasiye diyoruz, hani yazın üzerine yazılacak malzeme, kağıt, kağıtlar halinde kağıtta indirseydik biz hani kitabı, Kur'an'ı, felemesuhu, hani gökten böyle indirseydik onların gözleri önünde, felemesuhu, ona dokunsalardı, lemese, bakın buradaki arkadaşlar, lemese, lemese, lemesa, lemesu, buradaki vav fail olduğunu, çoğul olduğunu gösteriyor, husta mef'ulü, fe'si yani atıf harfi, lemese, lemesa, lemesu. Evet, mazi fiil, husu da mef'ulü, ona dokunsalardı. Yani biz bir kitabı kağıtlar halinde, böyle kitap kağıtta olarak sana, hani peyderpey değil de böyle toptan bir şekilde onların gözlerinin önünde indirseydik, fele mesuhu bi eydihim, ona elleriyle dokunsalardı, yedin çoğulu eydihim, on elleriyle ona dokunsalardı. Şimdi cevap kısmı geldi. Şimdi bir harfi cer, eydi mecrur isim, aynı zamanda muzaf, him muzafın le. Tamam, bak, eğer sana kağıtta bir kitap olarak hani indirmiş olsaydık diyor, lekale, şimdi levin cevabı bak, lekale lezine, cevabı şartın başında böyle le oluyor, levle beraber arkadaşlar, bunu arkadan gelen de cevabı şart oluyor, bu le'ye cevap lamı deniliyor. Kalesi mazi fiil. Lekalellezine keferu, kafir olan kimseler derlerdi. Ne derlerdi? İşte burası da mekulül kavl buradan itibaren. İn haza illa sihrun mübin. Bakın, inle illa aynı cümlede bulunursa şayet, bu in arkadaşlar ma anlamında nefi harfi, yani olumsuzluk harfi oluyor. Değil manasında, olumsuz manada çevriliyor. İnhaza, hani şart değil. Sesa manasını vermiyor yani. İnhaza, bu değil, illa ancak şu, sihrun mübin, apaçık bir sihir. Yani bu apaçık bir sihirden, apaçık bir büyüden başkası değildir derlerdi. Yani gökten böyle indirseydik, onlar da böyle göz elleriyle bu kitaba dokunsalardı, gene hani onun, gene inanmazlardı. Çünkü inanmamaya şartlanmışlar. Niye?
Çünkü çıkarlarına ters düşüyor Allah'ın söyledikleri. Yani içkiyi bırak diyor mesela, veyahut da namazı kıl diyor. İnsanlar eşittir, kimseyi küçük görme diyor. Yani ne oluyor? Kendi çıkarlarına, kibirlerine, inatçılıklarına göre hani yaşamak istiyor. Kitaba göre yaşamak istemiyor. Ondan sonra ne yapıyor? Bir çıkar yol. İşte bak diyor, bu büyü diyor, sihir diyor. İşte yok insanların eliyle yazılmıştır diyor. Yok değiştirilmiştir diyor. Halbuki tefsir yapanlara gidin sorun, bu Allah'ın kitabın olduğuna şahitlik ederler. Hakikaten Kur'an'ın ayetleri birbirini tefsir ediyor ve diyorsun ki bunu 14 asır önce köy şartlarında cahil bir ortamda yaşamış bir insanın bu satırları yazmasın imkan ve ihtimali yoktur diyorsun. Ama tabii orada inkar ediyor. Hastalıklı kalpler, yani Allah'ın kitabının gerçek olduğunu görmek istemiyor. Zaten onların için şekil biçimden ziyade şekli biçimine bakmıyorlar. Ha, nedir? Hidayet, rahmet getirdiğini anlamıyor. Kendilerini böyle inkarla kurtarabileceklerini zannediyorlar. Ne yaptık biz arkadaşlar? Lekalelezni kafir olanlar. Burayı İrabına söylemiştik, hani bu nefi harfi oluyor dedik. İlla ile beraber dedik. Hazası müpteda tabi. İşaret ismi mahallen marfu diyoruz. İlla istisna harfi. Burası müpteda olunca bu kısımda haber oldu. Haber mevsuf. Aynı zamanda çünkü mübini gördük. Bu ebane yubinunun ismi faili arkadaşlar. Apaçık deniliyor. Aslında ebane yubinu açıkladı demek. Açıklayan, açıklama, tabi apaçık manası söz konusu burada. Apaçık bir büyüden başka, açıkça görünen bir büyüden başkası değil diye kendilerini kurtarmak istiyorlar. Evet, son ayete geldik. Ve kalu levla unzile aleyhi melekün. Ve yine dediler ki levla değil miydi? Tahdit harfi, yani teşvik harfi de deniliyor. Levla, hella gibi yani. Bu da ünzile. Enzele meçhul mazisi ünzile. Hani ifal babının meçhulü geldi. Bak ünzile meçhul mazisi. Ünzile aleyhi ona. Melekün, bir melek indirilmeli değil miydi? Yani gökten indirileni... kabul etmeyecekleri gibi, çünkü inanmamaya şartlanmış. Yani sen mucize de göstersen inanmıyor. Ha, bir de bak ne diyor, ona bir melek indirilmeli değil mi, işte gelsin de biz meleği görelim, hakiki halinde görelim, hadi biz bak bir meleği görelim, bak nasıl inanacağız falan diyorlar. Demek ki kalu dediler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi, yani biz de görseydik falan. Bak Allah bunu kabul etmiyor, diyor ki velev enzelna meleken, şayet bir melek indirmiş olsaydık, lekudiyel emru, yani iş bitirilmiş olurdu, iş hükmedilmiş olurdu. Sümme la yunzarun, sonra da o bakılmazdı, yani göz açtırılmazdı. Yani kendilerine göz açtırılmazdı, yani iş bitirilmiş oldu, cezaları hemen verilirdi manasında. Çünkü melek gösterdikten sonra zaten artık hani irade, akıl ve düşünceyi kullanarak Allah'ı bulacağımızı Rabbimiz söylüyor. Kur'an'ın da bunu ispat ettiğini, Kur'an'ın apaçık bir mucize olduğunu ifade ediyor. Ama inanmamaya şartlanmış, ne yaparsan yap, melek de hani görseler, hani ha, ama meleği böyle apaçık görseler, o zaman da şart, hani ne diyelim, iş bitirilmiş olurdu artık. O zaman imtihanın, aklı kullanmanın, iradenin, imtihanın sırrı kalmazdı yani. Yani o zaman göz açtırılmazdı, yani kıyamet gelmiş olur, cezaları da hemen verilmiş olurdu diyor. Yani buradan özet, Allah Teala ne diyor? Sen hani onlara diyor, inanmayanlara Kur'an'ın mucize olduğunu söylesen de yine inkar ederler. Ama bütün bunlar diyor onun inatlarından, kibirlerinden kaynaklanıyor diyor. O onların tercihi, yani ahirete
inanmıyorlar. Sadece dünya hayatına önem veriyor bazı kişiler. Allah böylelerden, böyle olmaktan çocuklarımızı, bizi, hepimizi korusun arkadaşlar. Evet, irabını yapalım. Vav atıf harfi. Kalu dediler. Mazi fiil. Bu vav elif cemi vavı faili. Levla derken tahdit teşvik harfi. Böylece. Ünzile derken meçhul mazi. Aleyhi car mecrur. Melekün de tabi meçhul fiilin nesi olur? Naibi fail olur. Naibi failin herkesi de merfudur. Yani ötrelidir. Bir melek naibi faildir. Ve lev enzelna vav atıf harfi. Lev enzelna derken lev yine şart harfi. Cezmetmeyen şart harfi zaten mazinin önüne geliyor. Enzelna fiilü şart, mazi fiil, na kısmı fail, meleken derken meful olduğu için mansup. Leku diye bakın lam cevap harfi, cevabı şart, bundan sonrası başlıyor. Şöyle indirme değil miydi? Ha, leku diye iş bitirilmiş olurdu. Kada onun meçhulü ku diye. Evet, meçhul mazi. El emruda naibi fail olduğu için merfu. Sümme atıf harfi. Elasın nefi harfi, yani olumsuzluk harfi. Yunzarun nazara yanzuru. Meçhulü yunzaru. Meçhul muzari fiil. Buradaki cemi vavı da onun naibi faili olmuş oluyor. Zamirler, o zamir olduğu için mahallen merfu deniliyor. Onlara göz açtırılmazdı deniliyor. Evet, sadakallahül azim. Çok değerli arkadaşlar, bu dersleri yayalım, kendi aramızda yapalım. Beğenmeyi unutmayalım ki üst planlara çıksın, herkes daha fazla kişi haberi olması sağlanmış olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar efendim.